Nasıl gözüküyorum? Şu an kaydediyor musun Faris? Nasıl gözüküyorum peki? Güzel miyim? 10 numara. Beni biraz över misin? Tamam öv beni. Kafan küçülmüş. Yüzüm mü yani? Poğaça gibiydi eskiden şu an. Bir video çekmiştik aşağıda bahçede. Şöyle duruyorum tamam mı masada? Şey gibiyim, gülleci gibiyim aynen. Koysam bir tane birine yıkılır. Ama şu an çıtı pıtıyım. Birine vursam muhtemelen kolum falan kırılır. O kadar inceyim yani. Arkadaşlar merhaba, ben Tuan Tesai, the makeup artist, motherfucking Jesus fucking Christ, the makeup guru in the best, yeah, Turkey bitch, yes, the fuck. Bugün sizlerle çok güzel bir makyaj videosu yapacağız. Makyaj yaptığım zaman genellikle böyle kahverengi tonlarını falan kullanıyorum. Ama bu sefer size değişik renklerde güzel bir göz makyajı yapacağım. Mesela yeşil falan kullanmayı planlıyorum. Yeşilin yanında biraz mavi. Ben bahsediyorum ya işte bana hiç hediye göndermiyorlar. İşte L'Oreal'den haber yok, Maybelline nerede, NYX nerede, hepsinin ürünlerini çatır çutur bütün storylerimde kullanıyorum. YouTube videolarında kullanıyorum, TikTok makyajlarında kullanıyorum ve gösteriyorum. Kimse bana hediye yollamıyor. Neden? Beni sevmiyor musunuz? Ama Dermaskin bana hediye yollamış ve ben aylar sonra ilk defa birinden hediye aldım. Bunları şimdi yapacağım makyajdan önce kullanılabilecek bir şey varsa, işte ne bileyim baz niyetine kullanabileceğim bir şey varsa bir tanesini en azından kullanıp görmek istiyorum. Vitaminli bir krem. Diğeri de göz çevresi peptit kompleks krem diye bir şey. Güzel bir şeydir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar başlamadan önce saçımı toplamak istiyorum. Toplamazsam muhtemelen burada havale falan geçireceğim. Şimdi ilk ürünüme geçiyorum. Arkadaşlar sürüyorum. Çok fazla sürmek istemiyorum çünkü ilk defa kullanacağım bu ürünü. Ben yüzüme bir krem falan sürdüğümde şu an kızarıklığı görüyor musun? Ve hiçbir şey yapmadım, sadece sürdüm. O kadar hassas ki suratım. Şunu da çok merak ediyorum. Göz çevresi peptit kompleks krem. Kremlerimi sürdüm. Yüzüme şöyle yapmak istiyorum. Önce göz makyajını yapacağım. Ondan sonra yüz kısmına geçeceğim. Çünkü biraz daha profesyonel olsun bu sefer. Normalde böyle far sürmeden önce böyle gözlerinin üstüne şey sürüyorlar. Far altı baz. Fondöten gibi bir şey sürüyorlar yani. Bende o yok. Asla da olmadı. Alacağım ama bir ara. Hatırlarsam onun yerine concealer süreceğim. Böyle birazcık daha az yağlı olan bir concealer. Arapça bilen var mı bu arada? İçeride. Yok siz burada var mı şu an? Çok az biliyorum ben. Ne biliyorsun? Yani ne? Bismillahirrahmanirrahim. Barışım. Basit şeyleri. Ne mesela basit? Ümşi el tahat. Abi ne dedin? Aşağı inelim. Bunu niye bilirsin ki? Ne bileyim insan adını falan söylemeyebilir. Bu aşağı inelim. Çalıştığım öğrenmiş. Yerde Araplar vardı sigara inmek için. Abi aşağı iniyordunuz sonra birbirinize bakıp sigara mı içiyordunuz konuşamıyordunuz? O kadar mı? Ümşi el fo. Hani yukarı çıkalım var gibi. Siz sürekli bir yerlere gidiyordunuz ve asla muhabbet etmiyordunuz. Öyle miydi ilişkiniz? Şey mesela Sabiye. Ne bu? Çok merak ediyorum. Kadın. Sabaya dersen mesela kadınlar. İşte kadın neden kadınlar diyordu böyle adam. Arada. Hayır ben dalga geçmek için. Bunlar her şeyin başına el koyuyor ya. Kız görünce el Sabiye diyordum. Onlar da gülüyordu. Ya şey gibi düşün. Bir şey söyleyeceğim. El Sabiye. Ya öyle şey mi gibi düşün mesela bir Arap sana geliyor, aha, şey diyor sana, hey kız, böyle bir olay. Ben pek bir anlam veremedim bu olaya. Neyse Paris'in yaşında hiçbir şey sorgulamıyorum arkadaşlar. O abi bak sana bir Arap falan gelse şimdi, öyle sana gelip şey diyor, hey kız, sana gidiyor. Gülmez misin? Gülerim abi, yani neden böyle? Tamam işte bu ben eski yapıyordum bunu. Çok iyi, çok iyi. Devam. Bu arada Arapça bildiğim kadar Japonca da biliyorum. Henkai Genk. Neydi mesela bu? Senin baban ne iş yapıyor? Restoran işletiyor. Mesela senin Henkai Genk'in restoran işletmek yatkınlığın. Sadece Kanbaa ile geçebilen özelliklere Henkai Genk diyorlar. Türkçe'de restoran işletmek Kanbaa ile mi geçiyor yani anlamadım. Ormanda da büyüsen senin baban o adam olduğu için sen restoran işletmeye yatkınsın. Çünkü babanın Henkai Genk'i o. Anladın mı? Mesela 8 8 o demek Japonca'da. 8 o. 8 8 o. O zaman her bir Japon'da bir Türklük var diyebilir miyiz? Arkadaşlar bu arada ben şöyle bir sıkıntı yaşadım sabah. Video çekeceğim. Çekmeden önce şu kaşlarımı alayım. Orman kadar olmuş böyle. Buradan şurama kadar kaşlarım inmiş. Ama cımbızla uğraşmak yerine o usturalar var ya böyle kaş için. Onlarla dedim alayım şöyle hemen çat çat çat. Bunu fazla almışım. Bakın üçte biri yok kaşımın. Yalnız güzel oldu ha. Sevdim bu şeyi. Gözümün çevresine falan sürdüğüm kremi. Hoşuma gitti yani. Gözümün üstünü hazırladım ama fara geçmeden önce şöyle biraz ben kaşımı yapayım diyorum. Çünkü yani kaşım yok şu an. Kaşımı çizmeden farımı nereye süreceğimi bilemem. O yüzden direkt şu kaşlarımı bir halledeyim. Yeni bir insanlar geldi.
Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim işte. Makyaj videosu falan. Çok fazla kıvrım vermeyeceğim çünkü kaşımı kıvrımlı sevmiyorum. Biraz böyle Star Trek kaşı gibi hoşuma gidiyor. Birazcık şuraları da doldurayım. Kıvırcık saçlarda şey var. Hem nefret ediyor hem çok seviyor saçını. Kıvırcık yani olmayanlar kıvırcık olmak istiyor. O ergenliğimde vardı. Biraz insan büyüyünce kendini seviyor yani. Onu genellikle küçükken yapıyordum. Ama düz saç da fena değil bence. Onu perukla gideriyorum ama saçlarımı asla düzleştirmem. Ama kıvırcık saçlar şey oluyor kadınlarda. Güçlü oluyor böyle. Neyi güçlü? Hani fiziksel mi yoksa yani böyle genel sert güç oluyorlar. Peki bundan ne seni ilhamlandırdı bu kadar? Bunu neye dayanarak söyleyebiliyor tanıdım acaba? Kıvırcık beni mi? Kadınlar. Ben yani, çok mu güçlüyüm? Kıvırcık kadınlar güçlü olur. Bu bir kural. Bunu bilmeyen de kendine şey demesin. Bak şimdi mesela futbolcuları düşün. Futbolcu defansif orta sayısa ve kıvırcık saçlıysa, uzun boyluysa güçlüdür değil mi? Acaba bu nasıl bir mantık? Faris elen bence sen buradan şu an. Aynen hiçbir şey söylemiyorum. Kıvırcık futbolcular güçlü olur. Ya bizi nereye sürükledin? Biz makyaj yapıyorduk burada. Farıma geçeceğim. 1, 2, 3, 3, 4, 5 adet far paleti kullanmayı planlıyorum. Şimdi yeşilli bir şeyler yapacağız dedik. Buradaki yeşilleri kullanacağım. Daha sonra şimdi yeşili var, turuncu var, mavisi var, moru var. Yani pigmentasyon hakkında çok da mükemmel diyemeyeceğim ama yine de bence renkli makyajlarda idare edebilen bir palet kendisi. AliExpress'e girip yani ne bunun adı hemen şöyle göstereyim. Üzerindeki yazıları arama kısmına yazarsanız bence bulabilirsiniz. Gerçi ben dolar kaçta aldığımda bilmiyorum nasıldır fiyatı ama yüksektir. Bir de şu NYX'in klasik, herkesin o renkli makyajlarda kullandığı far paleti. Türkiye'de ben bunun dışında renkli bir far paleti bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten yok yani. Huda'nın şöyle sırf pembelerden oluşan bir paleti var. Mavilerden oluşan bir paleti var ama bu şekilde asla yok. En uygun fiyatlısı da bu. Şimdi bunlarla başlayacağım. Neyle başlayalım? Şuradaki yeşilleri bir görmek istiyorum. Neredesin? Bunun bir olayı var mı senin makyajla ilgili? İyi olmam konusunda mı? Bir olayı yok. Ben kendimi bildim bileli makyaj yapıyorum. Ya şey enteresan mesela. Benzetme makyajlarını bir eğitim almadan yapabilmen. Değil mi? Çok ilginç. Resim çizmek gibi bir şey aslında. Hatta resim çizmekten daha zordur. Senin bir şey videon vardı kafalarla çektiğin. Ondan hiç bahsetmedin. Bir sene önce çektim onu. Yani biz onları şöyle yaptık. Onların yüzüne uyabilecek insanları özellikle seçmeye çalıştık. Çünkü başkasına o tarz makyajlar yapmak kendime yapmamdan çok daha zor. Hem işim kolaylaşsın hem de güzel bir video çıksın diye. O şekilde düşündük yani yapacağımız insanları, anladın mı? Bu kime benzer? Hani Atakan kime benzer? İşte şuna benzeyebilir, şunu yapabiliriz falan filan. Bayağı biz oturduk. O videoyu çekmeden önce zaten birkaç kere buluşmuştuk yani. Oturup konuşmuştuk. Evet, şimdi şunu göstereceğim. Orange Soda'dan aldım. Özellikle yeşil kısımlarını vurgulayacağım için geri kalan böyle geçiş tonlarını hafif yapacağım. Çünkü yeşillerin daha çok olmasını istiyorum. Şuradaki çukur kısma bunu süreceğim. Çok fazla değil. Şöyle dokunduracağım sadece. Şu hafif bir turunculuk göreceksiniz. O kadar. Aylık kaç para gidiyor makyaj malzemelerine? O kadar çok makyaj malzemem var ki çok bir şey gerekmedikçe, bir şey denemek istemedikçe almıyorum. Yani eğer bir şey çekeceksem özellikle onun için hani alışveriş yaparım. Ama çekmeyeceksem çok fazla makyaj alışverişi yapmıyorum zaten. Mesela bir tane fondöten çıkmış onu deneyeceğim. Giderim onu alırım. Çünkü zaten evde çok fazla var yani. Onları bitirmeye çalışıyorum şu an. Peki bu makyaj malzemelerinin BİM'i var mı? BİM'i? Hani Kadıköy'de var çakma satan yerler. Ama çakma işte. Yüzün dökülüyor. Ay, yüzün kopuyor falan böyle bayağı. Çok hafif şöyle sarılık verdik. Hatta sarılık demişken gerçekten sarı istiyorum birazcık. Şu turuncunun üstüne. Hatta fırçamı değiştirmeyeceğim. Çünkü çok sarı sarı olsun istemiyorum. Çok hafif. Şey düşünüyor musun mesela? Aldığın malzemelerin fiyatı arttıkça kalitesi artıyor mu? Hayır. Marka vermeyeceğim isim olarak. Bir tane maskara çıkıyor, tamam mı? 120-130 lira. Çok bilindik bir markadır. Herkes böyle bunun deli gibi reklamını yapıyor. 120-130 lira da bir maskara için gerçekten fazla bence. Çünkü çok daha iyi fiyatlara çok daha güzel maskaralar var. Hatta ben storylerimde şey yapıyordum bir ara işte maskaraları deneyip harbiden puanlıyordum çok düz bir şekilde. Kötüyse iğrenç falan diyordum yani. 120-130 liralık bir maskara o kadar kötüydü ki ve herkes onun deli gibi reklamını yaptı. Çok sinirlendi. Ben de hemen bir tane alıp ne kadar iğrenç olduğunu özellikle storylerde göstermiştim. Daha sonra daha ucuz fiyatlı bir maskara aldım. Karşılaştırdım.
yaptırdım. Ucuz olan çok daha güzeldi ve bu mesela günün sonunda şuralarına böyle akıyordu yani. Toz toz düşüyordu. Öyle de bir i̇şte halkın adamı. Sonra niye ürün şeyler bana ürün göndermiyor? Göndermez tabii. Yerden yere vurduk o şey maskara şeyinde. Uzaktan görüyor musunuz o sarılığı, turunculuğu? Çok böyle tatlış bir yeşil alacağım. Oyunculuk kursu nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Evet, ondan bahsedeyim biraz arkadaşlar. Ben hayatımın mesleğini buldum. Ben oyuncuyum bundan sonra. Yani babam bana dese ki ya da annem ya da ikisi beraber el ele tutuşup karşıma geçer ki kızım okulu bırak bundan sonra oyuncu ol. Giderim okula istifamı veririm. Okuldan istifa, harbiden istifa edeceğim. Beni bırakmıyor okul, çalışan gibiyim yani senelerdir. Herkes geldi geçti. Bir nesil geçti ben oradayken. Ben geçemedim hala. Asla salmıyorlar beni. Yeşillere başlayalım şöyle. Ya ben hayatımda hiçbir şeyden bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum gerçekten yani. İnanılmaz keyifli. Cumartesi pazar günleri gidiyorum. Öğlen 1 ve 5 arası 4 saat sürüyor ikişer gün. Yani haftada 8 saat gidiyorum. Ve böyle hafta içi gün sayıyorum artık hafta sonu gelse de kursa gitsem diye. İnanılmaz keyifli. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Böyle 12-13 kişilik bir sınıfımız var. Hocalarımız da dünya tatlısı insanlar zaten. Gidiyorum oraya saat 1'de böyle 5 dakika içinde saat 5 oluyormuş gibi yani. Yavaş yavaş böyle işin şeyini de pratiğini de kapmaya başladım. Biraz böyle iyiyim. Ağla derseniz ağlarım mesela şu an. Değişik bir makyaj olacak. Yeşili böyle birazcık canlandırıyorum şu an. Sana bir şey soracağım ama ciddi. Ne oldu? Şeyden böyle çeneni... Bak şimdi çenede şurada kas gibi bir şeyler var. Aha. Ne olduğunu bilmiyorum. Yapınca kulakların çat ediyor mu? Çenenize bir şey yaptığınızda kulağınızın çat etmesi durumundan bahsediyoruz şu an. Hayır böyle bir... Şöyle yaptığım zaman benim kulağımın içinde böyle pıt 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 oluyor. Sizde oluyor mu bu? Faris bence bunun yeri burası değil. Sen bir doktora gitmelisin. Anladım. Ne demek oluyor abi şu an? Erkeklerde mi oluyor bu? Kıvırcık saçlı erkekler. Kıvırcık saçlı, düz saçlı erkeklerde olduğunu düşünüyorum Faris. Bu cidden olmuyor. Kulağından çatırtı sesi geliyor mu senin? Hayır, bir şey sesi gelmiyor Faris. Ben çok sürekli ben bu sesle yaşıyorum. Evet. Ben bu sesle... Tuhaflığı çözeceğim şu an. Peki ben bu konuyla ilgili sana nasıl yardımcı olabilirim? Bak çenen, şurada bir çenede bir nokta var. Açılıp kapatır bu çeneyi. Yani onu yaptığın zaman, kütürdettiğin zaman kulağın patlar değil mi? Gerçekten abi nasıl kulağın patlar? Şey oluyor. Bak hatta şöyle söyleyeyim sana. Kulağına basınç verebiliyorsun değil mi sen? O özelliğin var. Böyle kafanı sıktığın zaman kulağın içi oluyor. Tamam Faris. Geçmiş olsun herkes dileklerimi. Bende bir şey olmuyor. Faris sen çok uzun yaşamayacaksın biliyor musun? Senin yolun yol değil, vazgeç. Şimdi öncelikle bu yeşil kısmı birazcık daha derinleştireceğim şu iç taraflarına, daha böyle ortalarına koyu renkle geçeceğim. Sonrasında biraz daha parıltılı bir şeyler süreceğim çünkü parıltılı bir makyaj istiyorum, mat değil. Bugünkü konumuz parlamak üzerine. Şu kısımlara şöyle koyu renklerde geçebiliriz ve bunu tekrar yine koyu bir yeşille yapacağım. Belki mavi falan da ekleyebilirim. Koyu bir mavi de olabilir. Bu arada yeni insanlar geldi. Evet biz her molamızda bu arada iki kişi herkes değişiyor. Gayet güzel farklı sohbetler. Gözde de göbeğine lastik taktırdı. Bak bu kız emeğiyle hakkıyla 15 kilo verdi. Tamam ben de diyetisyene gidiyorum ama... Gayet de olabilir Faris'im. Sen niye hate yapıyorsun ki insanlara şu an? Evet. Gayet güzel oluyor şu an. Genelde mesela makyaj yaparken hep böyle işte bu kısımlarında işte farı daha böyle bitirmemişken falan. Ay çok mu iğrenç olacak acaba diye düşünüyorum ama sonucunda hep güzel bir şeyler çıkıyor. O yüzden kendimi çok seviyorum canım kendim. Bu kadar uğraşmak ve sonundaki o güzel görünüm seni mutlu ediyor mu? Yani nasıl bir his hissettiriyor? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde kendimi makyajsız hiç sevmem. Ama o makyajı yapınca bendeki özgüveni bir göreceksiniz. Özgüven patlaması yaşıyorum ben gerçekten. Makyaj yaptım mı kendimden geçiyorum. Yani Adrian Lima yanıma gelsin tokatlarım yani o dereceyim. Değil mi Faris? Lütfen beni şey yapar mısın? Doğru. Doğrula evet. Adrian Lima eskiden iyiydi. Ya yeni bir tuan moda var artık. Eskiden o çıtı pıtı kızlar seviliyordu. Erkekler şeyi sevmez. Zayıf ne? Kız. Hani bu manken gibi. Herkes böyle bütün erkekler bunu söylüyor. Sonra gidiyor zayıf kızlarla sevgiliyorlar. Yalnız böyle bir şey var. Onlar işte. Yokluktan işte. Yoksa yokluktan. Bir tercih hakkı olsa emin ol balık ettiği sefer. Yalan.
far kısmında, yani gözümün üstündeki far kısmına çok fazla bir şey kalmadı. Şurayı biraz toplayacağım ama bir tık. Sadece orta kısmına, şu açık gördüğünüz kısma Fenty'nin bir tane highlighter'ını süreceğim. Şu altın renkli bir şey. Çok güzel bir highlighter ama çok fazla kullanmıyorum. Genelde far olarak kullanıyorum da millet deli gibi bunu suratına sürüyor. Ben asla cesaret edemiyorum o kadar. Bunu orta kısmına süreceğim. Yani şu an gözümde mavi var, yeşil var, açık mavi, altın rengi falan bir sürü şey var gözümde aslında. Ya makyaj yaparken harbiden kendimden geçiyorum bazen. Unutuyorum yani etrafı. Sen de rimel sürerken ağzını açıyor musun? Ben ağzımı far sürerken de açıyorum yani. Gözümle ilgili herhangi bir şey yaparken sürekli yapıyorum bunu. Sürekli ağzımı açarım yani. O bir refleks gibi bir şey ya. Sanki ağzımı açmadan maskara süremezmişim gibi hissediyorum. Siz de öyle hissediyor musunuz? Sanki o ağız açılmazsa o sürülmez gibi. Şu en dibe de eyeliner geçeceğim ama biraz böyle dağınık bir eyeliner olacak. Yani böyle lops diye bir eyeliner olmayacak. Geçişli böyle siyah birazcık dağıtacağım. Hemen ona yapalım. Ona yapalım. Kalın olmayacak, ince olacak, bayağı ince olacak. Son zamanlarda çok fazla eyeliner da kullanmadığım için galiba eyeliner sürme yeteneğim köreldi ve zorluyor yani beni. Şurada bıraktım. Çünkü bu kısma siyah farla şöyle birazcık dağıtacağım. Öyle bırakacağım yani. Tak diye bir eyeliner olmayacak bu. Yarıda bıraktım. Şimdi çok ince bir far fırçası alıp bu siyahı birazcık dağıtacağım. Evet arkadaşlar, gözün üstü bitti gibi. Yüzümü yapacağım. Zaten baz sürmüştük. Bazımız var suratımızda. Farmar düştüyse. Nars kullanacağım. Şimdi fondöteni sürdüm. Kontür yapacağım. Concealer'ı süreceğim. Allık süreceğim. Pudraları sürdükten sonra rujumu tamamlayacağım. Pudraları sürmeden önce gözümü yapmam lazım. Çünkü pudrayı sürdükten sonra renk güzel durmuyor. O yüzden hazır taze fondöten varken önce farı geçeceğim. Şimdi önce neyden devam edelim? Kontür yapalım. Benim alnım çok büyük abi yani. Ya hep böyle küçültüyorum ben sürekli makyaj yaparken. O yüzden hep bu diplere falan bayağı koyu sürerim yani. Bana çok büyük geliyor. Şu burnuma da birazcık. Biraz buraya. Buralara hafif sürüyorum çünkü buradaki geçiş çok hoşuma gitmiyor benim ya. Daha doğal seviyorum. Normalde bocalarım da böyle gece mece bir yere dışarı bir yere çıkacaksam. Karanlık olduğu için çok belli olmaz ama şu an böyle bir şeye gerek yok. Fazla ışığım olduğu için kötü durabilir. Kontür fırçam yok o yüzden şunu şöyle ince tutup yapacağım. Özellikle bunu sürdüğüm sıraya göre yapıyorum. Çünkü mesela ilk buraya sürdüm ya, en son sürdüğüm yerden başlarsam buradaki kontür kuruyor. Kuruyunca dağıtmak çok zor oluyor ve bazen yapışıyor ve asla dağıtamıyorsun. Burada böyle bir çizgi oluyor. O yüzden sürdüğümüz sıraya göre bunu yaparsak işimiz çok daha güzel olur. Aman kolay olur ve kontür daha güzel durur yani. Bakın mesela bunlar birazcık durduğu için. Eve gidince üstüne atlıyor mu o şey? Kim? Coco mu? Hmm. Atlıyor ama şu an yok. Onu çok özledim, köpeğimi. İnsan ne kadar bağlanıyor ya hayvanına falan. Hayvanına falan biliyorsun yani. Şimdi Benefit'in. Bu arada bu allığa da bayılıyorum. İnanılmaz güzel bir allık. İndirimdeyken Sephora'da bir kadın vermişti. Allah ondan razı olsun. Dedi çok güzel bak bu, kullan bunu dedi. Harbiden bayıldım yani. Sephora bir dükkan mı? Ne? Dükkan. Butik. Sephora oğlum, bilmiyor musun Sephora'yı? Makyaj, parfüm, bakım, her şey var yani. Kozmetik aynen, kısaca. Bir dükkanın içinde olan bir şey mi yoksa dükkan direkt o mu? O kadar tuhaf sorular soruyorsun ki biliyorum cevabını ve cevaplayamıyorum sana, biliyor musun? Gratis, içinde 1000 tane şey var. O da öyle gibi. Gratis'in mesela kendi markası yok? Yok. Tamam, kontür, montür, catrut bunları yaptık. Şimdi hemen şu farımı tamamlayayım alt kısma. Bunun aynısını yapacağım ama biraz daha kolay olacak işimiz. Sen YouTube'da ne izliyorsun? Hiçbir şey izlemiyorum. Nasıl? Yabancıları izliyorum ben genelde. İzlediğim bir dizi var mı şu an? Şu anda izlediğim Camdaki Kız'ı takip ediyorum. Sen izliyor musun Camdaki Kız? Yok. Duygu Biricik'in makyajını yapmamız yok mu peki? Şey izledin mi? Squid Game. İzledim Squid Game. Aman Allah'ım. Çok güzel dizi değil mi? Mesela dede hani bir tane sahnede böyle hepsi zincire bağlı çekme, halat çekme şey yapıyorlar ya. Orada mesela dede bağlı değilmiş o halata. Onu ben fark etmedim mesela. Öyleymiş. TikTok'ta görmüştüm. Hepsi cumburlop düşerdi aşağı, adam kalırdı düşünsene. Diziyi beğendin yani.
Beğendim canım. Beğenmeyen yani. Ve ben şöyle tahmin ediyorum. Tahminlerimi söyleyebilir miyim? Tabii. Bu yeni çıkacak olan sezonda bu kazanan oyuncu, 456 numaralı oyuncu bence orada ya o maskeli adamın yerine geçecek her şeyi düzenleyen ya da izleyicilerden biri olacak. O oyunu yöneten kişi olabilir yani ikinci sezonda. Birazcık pudra süreceğim. Sonra bronzer işin içine girdikten sonra rujumuz kalıyor bir tek. Şimdi bronzerımı süreceğim. Hemen size de söyleyeyim arkadaşlar. Hola'nın Benefit şu bronzeri. Peki o oyunlardan hangisinde kesin? Ben ilk oyunda elenirdim direkt. Direkt elenirdim. Hatta o ilk bir tane çocuk ölüyor ya. O bendim yani %100. Kesin. Biriyle sidik yarıştıracağım diye kesinlikle ilk ölen olabilirdim yani. Tabii. Kesin yaparım dediğim bir... Halat çekme oyunu. Ama o da takım oyunu. Bir de can girdi mi işin içine? Çekerim yani o halatı. Şimdi pembiş bir allıkta sürelim. Ben de kurabiye kesmede elenirdim. Elenirdin. Yalamak çok mantıklı ama. Yani onu ben de düşünmüştüm adamdan önce yalasanıza diye ya da yiyin falan diye. Yiyin. Yerdim ben onu muhtemelen. Oha bayağı kızardı. Gözüme bakar mısınız? Ne yapacağım ben şimdi? Ya geçmezse? Bir de maskara sürelim. Şöyle maskarayı açayım sana. Fender'in maskarasını. Bu arada biz böyle videoları falan çekiyoruz. Bu video 4 saatte falan çekiliyor. Siz izliyorsunuz videoyu 15 dakika. Gözlerim çok kötü şu an. Niye böyle oldum ben? Özellikle şu gözüm. Değil mi? Niye böyle oldum abi ben? Sanki bir şey içmişim gibi. Yok bahsedince falan da yaşarıyor gözüm, anlamadım. Bahsedince mi? Ha, gözüme odaklanınca gözüm yaşardı. Niye böyle oldum? Nasıl geçer bu? Şu an izlediğin aktif bir dizi veya bir şey var mı onun gibi? Yok şu an bir şey izlemiyorum. Squid Game bitirdim ve yani saldım gibi şu an. Rujumu da hemen süreyim Farisciğim. Beni oyalama canım benim. Hiç anime izledin mi? Ya denedim de çok böyle falan böyle konuşuyorlar. Geriyor beni biraz. Evet dudak kalemi ve parlatıcı yapacağım. Üzerimi değiş... Makyaj bitti bu arada. Üzerimi değiştireceğim, o dediğim bluzumu giyeceğim. Ondan sonra belki bir çok küçük şu son kirpik dibine iki tane böyle şey takarım. Takma kirpik takarım daha böyle güzel gözüksün diye. Onun dışında bir şey kalmadı. Bu kadardı. Üstümü değiştirip takma kirpiğimi takıp hemen geliyorum. Faris şimdi öv beni. Yaptığın en iyi ikinci makyaj. Birincisi ne? Kırmızı rujlu olan. Sen onu harbiden takıldın mı? Çok basit bir makyajdı aslında. Arkadaşlar nasıl olmuş? Yani normalde yani bu zamana kadar bu kadar yeşilli, mavili böyle bu tarz bir makyaj yapmamıştım hiç. Ama inanılmaz hoşuma gitti benim. Çok güzel oldu yani. Sırf kendim yaptım diye demiyorum ama harbiden güzel oldu, beğendim. İlginç. Gerçekten normalde sevmem bu tarz. Genelde böyle kahverengi, işte siyah ya da ne bileyim bordo tarzında takılıyorum. Değişik bir renk deneyimledim. Özellikle de şöyle üstümde de yeşillik var ya. Şimdi bu makyajın da bir adı olsun. Vahşi. Nasıl yaratıcısın? Hayır. Masal karakteri. Böyle Tinkerbell. Yeşil falan bir üstü var ya. Tinkerbell bu. 3 Bubbles'taki o yeşil yaratık. Hiç yaratı... hatırlamıyorum. Anladım. Powerpuff Girls. 3 Bubbles. Abi adam yeni isim buldu. Powerpuff Girls'taki yeşillerin ismi olabilir dedi. Olabilir. Benim aklıma yeşil böyle peri masalı deyince direkt Tinkerbell geldi. Böyle yeşil bir üstü falan vardı. Belki oradan olabilir. Ama ben buna Tinkerbell demek istiyorum. Nasıl 4 saatte Tinkerbell olunur. Bunu video çekmiyor olsaydık ne kadar zamanda yapardın? Kısa sürerdi. 1 saat, 1,5 saat. 1,5 saatte bitirdim ama biz bunun Instagram'ını çektik aynı anda. Ama bence değdi. Ve ben bu makyajla bugün dışarı çıkarım. Evde oturasım vardı biraz, işlerim falan vardı. Ama hepsini yarın halledeceğim. O yüzden bu akşam dışarı çıkıyorum. Bu makyajla beni insanların görmesi lazım. Peki şu an gözlerimin yeşili belli oluyor mu Faris? Çok fazla. Ciddi misin? Hı hı. Beni sevindirmek için söylemiyorsun değil mi? Kamerada da belli oluyor, normalde de oluyor. Bir de gözlerim kızardı, anlamadım yani. Bir şey sürdüm gözümün içine, farklı bir kalem sürdüm. Aslında göz kalemi olmayan bir şey sürdüm. Dudak kalemi sürdüm kahverengi diye. Kahverengim yoktu çünkü. Acaba dedim o böyle bir şey yaptı hani, alerjik gibi bir şey mi yaptı diye düşündüm. Neyse geçer ama. Ben çok beğendim bu makyajı. Eğer siz de beğendiyseniz artık bir like'ınızı da alırım. Bu arada fark ettiyseniz yani her hafta böyle video falan atıyorum ya, her hafta küçülüyorum. Fark ediyor musun? Mesela Faris şimdi
şimdi videolarımı falan editliyor ya. Geldim oturdum buraya bana şey diyor. Omuzların biraz düşük gözüküyor. Tuhaf duruyorsun diyor. Canım zayıfladım. Öyle yani arkadaşlar. Bayağı uğraştık ama değdi bence. Çok güzel bir makyaj oldu. Çok da güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like'ınızı bekliyorum. Eğer hala abone olmayan varsa aranızda. Ki bence vardır. Bir tıklarız sağa sola. Sonra aşağıya yorumlar kısmına geliriz. Böyle tatlı tatlı şeyler yazabiliriz. Ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Makyajla ilgili herhangi bir yorum olabilir. İşte Tuana şunu yapsaydın daha güzel olurdu. Ya da şunu yapmasaydın daha güzel olurdu. Her türlü tatlı dille yazılmış bütün önerilere açığım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bazen cumartesi bazen pazar günleri atıyoruz videoyu. Değişebiliyor. Modumuza ve benim yoğunluğuma göre değişiyor tabii ki. Tekrar söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi tek tek öpüyorum. Korona olmayın. Ağzınıza sıçarım. Bye.